Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yunanistan, İsrail'in desteğiyle pilot okulu açtı. Yunan komutandan Türkiye'ye gözdağı. Değerli izleyenler, Türkiye-Yunanistan hattında gerilim artıyor. Yunanistan son olarak İsrail'in desteğiyle savaş pilotları için bir eğitim merkezi açtı. Amerikan Associated Press ajansının haberine göre İsrail'in desteğiyle Yunanistan'ın güneyindeki Kalamata kentinde bulunan Uluslararası Askeri Eğitim Merkezi faaliyete başladı. Haberde bu adımın Yunanistan'ın hava kuvvetlerinde Türkiye'ye karşı üstünlük sağlamaya çalıştığı bir dönemde geldiğine dikkat çekildi. İsrailli savunma şirketi Elbit, merkez için geçen yıl İsrail hükümetinin desteğiyle Yunanistan'la 1.65 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. İsrail basını bu sözleşmenin iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedarik anlaşması olduğunu yazmıştı. İsrail şirketi, Yunan ordusuna bağlı askeri üste yer alan merkezin işleyişine de destek verecek. Merkezin gelecek yıldan itibaren İtalya'dan alınacak eğitim uçaklarıyla faaliyetlerini artıracağı ve çeşitli savaş senaryolarını içeren tatbikatlar düzenleyeceği kaydedildi. İsrail şirketi Elbit ise tesisin 2024'ten itibaren tam olarak aktif hale geleceğini bildirdi. Yunanistan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı General Georgios Magenas, tesisteki eğitimler pilotları yeni adlanan uçakları hazırlayacak ve bizi doğudaki komşumuzdan gelen tehditlere karşı hazır hale getirecek dedi. Yunan komutanın bu sözleri Türkiye'ye doğrudan gözdağı vardı şeklinde yorumlandı. Associated Press, Ege Adaları ve bir dizi başlıkta Türkiye ile büyük gerilim yaşayan Yunanistan'ın son dönemde ordusunu modernize etmek için yoğun faaliyet içinde olduğuna dikkat çekti. Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alan Yunanistan'ın F-16'larını yenilemek için ABD ile görüşmeler yürüttüğü ve F-35 programına girmek istediği de belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.